Merhabalar arkadaşlar. Sorumuza baktığımız zaman modern kimyanın ilk bilim insanlarından bazılarının adları aşağıda verilmiştir. Hangi bilim insanının kimya bilimine yaptığı katkı yanlış verilmiştir demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Robert Boy bilinen hiçbir yöntemde daha basit maddelere ayrıştırılamayan san maddeleri element denilmiştir. Robert Boy'un bu tanımıyla birlikte simyadan kimyaya geçiş olmuştur arkadaşlar. Robert Boy döneminde kalsiyum karbonat gibi zor ayrışan maddeler element olarak kabul edilmiştir. Dolayısıyla birinci önce A şıkkı doğrudur. B şıkkına baktığımızda Priestley havanın bir gaz karışımı olduğunu ve oksijen gazını keşfetti. Bu da yine kimya için son derece önemlidir. Bunu yapan bilim insanı da Priestley'dir arkadaşlar. Van Helmont deneylerinde hassas teraziyi kullanarak kütlesel ölçümlerin yasasını açıkladı. Van Helmont da kimya laboratuvarına ya da laboratuvarlara arkadaşlar teraziyi getiren kişi olarak düşünebiliriz. Antoni Levasi kütlenin korunma yasasını açıklamıştır. Bir tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamıyla ürünlerin kütleleri toplamının eşit olduğunu söylemiştir Lavoisier. Jean Dalton'a baktığımızda yanma olayını açıklayarak filojiston kromunu çürüttü. Filojiston adındaki ateş elementinin cisimlerdeki yanma sırasında salındığını iddia eden günümüzde geçerliliğini yitirmiş bir teoridir arkadaşlar. Bunu çürüten kişi Jean Dalton değil Antoni Lavoisier'dir. Dolayısıyla E şıkkı yanlış cevaptır. Aşağıdaki çalışmalardan hangisi kimyanın uğraş alanlarından birisi değildir? Bildiğiniz gibi kimya birçok alanı kapsamaktadır arkadaşlar. Baktığımız zaman plastik ve lastik üretimi kimya ile ilgilidir. Daha çok organik kimya ve polimer kimyası ile ilgili olacaktır. Yapay gübre üretimi de yine kimya ile ilgilidir arkadaşlar. Hastalığa teşhis koymak tıp ile ilgilidir. Kimya ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Atık suların arıtılması da yine kimyanın katkısıyla olur. Doping testlerinin yapılması biliyorsunuz arkadaşlar adli kimya bu işe bakar. Dolayısıyla yine kimya ile ilgilidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. İki arı maddenin farklı maddeler olup olmadığını anlamak için yukarıdakilerden hangileri kullanılabilir? Burada arı madde demek san madde demektir arkadaşlar. Baktığımız zaman birinci öncülde aynı ortamdaki kaynama noktalarının farklı olması demiş. Kaynama noktası maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Dolayısıyla kaynama noktaları aynı ortamda farklıysa bunlar farklı maddedir. İkinci öncülümüze baktığımızda farklı ortamlardaki öz kütlelerinin aynı olması. Aynı maddenin farklı ortamlarda öz kütleleri farklı olur. Ancak farklı maddelerin farklı ortamlardaki öz kütleleri aynı olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda aynı ortamdaki iki gazın aynı sıcaklık artışında hacimce genleşme miktarlarının aynı olması. Gazlar için genleşme ayırt edici bir özellik değildir arkadaşlar. Aynı şartlarda gazlar aynı sıcaklıkta eşit genleşir. Dolayısıyla üçüncü öncül kullanılamaz. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Yukarıda element, birleşik ve karışım için karşılarında verilen örneklerden hangilerinde hata yapılmıştır demiş. Baktığımız zaman birinci öncülde element demiş arkadaşlar. Bakıyorum. Demir Fe sembolüyle gösterilir ve bir elementtir. Kalay Sn sembolüyle gösterilir ve bir elementtir. Çelik ise bir alaşımdır. Herhangi bir sembol veya formülle gösterilmez. Yani bir karışımdır arkadaşlar. Dolayısıyla birinci öncülde hata yapılmıştır. İkinci öncüle baktığımızda birleşik demiş. Baktığımda amonyak NH3 ile gösterilir. Yani formülle gösterilir ve bir birleşiktir. Naftaline baktığımızda iki benzen halkasının birbirine bağlanması ile gösterilir ve bir birleşiktir. Buzda suyun katı halidir ve dolayısıyla bir birleşiktir arkadaşlar. İkinci öncül doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda karışım demiş. Bildiğiniz gibi karışımda birden fazla atom veya molekül olması lazım. Baktığımda lehim bir alaşımdır arkadaşlar. Yani bir karışımdır. Doğru verilmiş. Hava, hava da bir gaz karışımıdır. Dolayısıyla hava da karışımdır. Doğrudur. Tuzlu su, tuzlu suda arkadaşlar sodyum klorür ve su vardır. Farklı moleküller olduğu için bu da bir karışımdır. Üçüncü öncül de doğrudur. Cevabımız yanlışı sorduğu için bir, yalnız bir yani A seçeneği olacaktır. X iyonunun katman elektron dizilmiş şekildeki gibidir. Buna göre X atomuyla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Bakın arkadaşlar bu önemli bir soru kalıbıdır. Bize iyon elektron dizilimi verilip atomla ilgili sorular sorulur. Bunu yorumlamak için X artı yüklü taneciğinin elektron diziliminden elektron sayısını bulalım. 2, 8, 8. Yani toplamda 18 elektronu var. Proton sayısını bulacak olursak 1 ile 18'in toplamı
19 verecek. Yani bizim X atomumuzun proton sayısı 19 ve soru bize bununla ilgili öncülleri yorumlamamız istemiş. Birinci öncül değerlik elektron sayısı 1'dir. Son katmanda bulunan elektron sayısına değerlik elektron sayısı denilir. Öncelikle X atomunun elektron dizilimini yapacak olursak 2, 8, 8, 1 şeklinde olacak. Son katmanda 1 elektron bulunduğundan dolayı değerlik elektron sayısı 1'dir. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül periyodik sistemin 3. periyodunda yer alır. Baktığımız zaman X atomunun elektron dizilimine 1, 2, 3, 4 katman var. 4. periyot sonunda 1 ile bittiği için 1A grubunda yer almakta. Burada ise 3. periyotta yer alır demiş. İkinci öncülü eledik. Üçüncü öncül bir metaldir denilmiş. Metallerin grup numaraları 1A, 2A, 3A grupları ve geçiş metalleriydi. 1A'da hidrojen hariç diyorduk. X atomumuza baktığımız zaman 4. periyot 1A grubunda. Grup numarası 1A grubu olduğu için bir metaldir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Bize doğru olanlar sorulduğu için cevabımız D şıkkı oldu. X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre X, Y ve Z ile ilgili yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? Kesinlik belirten sorulara dikkat ediyoruz arkadaşlar. X de diyor ki sabit basınçta kaynarken sıcaklığı değişen bir sıvıdır. O zaman X'in saf olmayan bir sıvı olduğunu söyleyebiliriz. Maddeler saf ve saf olmayan şeklinde ayrılıyordu. Saf olanlar element ve bileşikti. Saf olmayanlar ise karışımdı arkadaşlar. Dolayısıyla X'in bir karışım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Y'ye baktığımızda oda koşullarında elektriği ileten bir katıdır. Katı olarak elektriği iletenler metallerdir. Ancak burada istisna olarak karbonun alotropu olan grafit de katı halde elektriği iletecektir. Z'ye baktığımızda belirli bir formülle gösterilir. Belirli formülle bileşikler gösterilir arkadaşlar. Dolayısıyla Z'nin de bileşik olduğunu söyleyebiliriz. X bir karışımdır demiş. Baktığımızda X'in bir karışım olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz. Y bir metaldir. Metal olabilir ancak grafit gibi bir ametal de olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla kesinlik belirtemeyiz. Z bileşenlerin kimyasal özelliğini göstermez. Bileşikler bileşiği oluşturan elementlerin kimyasal özelliğini göstermeyecektir. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Sofra tuzu, demir metali ve tuzlu su maddelerinin sabit basınçtaki bazı özellikleri tabloda verilmiştir. Yukarıdaki tabloda özellikleri gösterenler artı, göstermeyenler eksi ile işaretlenmiştir. Buna göre hangi özelliklerin işaretlenmesinde hata yapılmıştır? Baktığımız zaman sodyum klorür bir bileşiktir arkadaşlar. Demir katısı bir elementtir. Ve sodyum klorürün sulu çözeltisi de bir karışım, homojen bir karışım olacaktır ya da homojen karışımlara çözelti denir. Baktığımızda birinci öncülde farklı cinste atom içerir. Sodyum klorür bir bileşiktir ve farklı cinste atom içerir doğrudur arkadaşlar. Demir için farklı cinste atom içermez demiş. Demir bir elementtir. Aynı tür atom içerecektir. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Sodyum klorüre baktığımızda bir karışımdır ve farklı cinste atom içerir. Bu da doğru bir ifade olacaktır. İkinci öncülümüze baktığımızda hal değiştirirken sıcaklığı sabittir demiş. Baktığımızda sodyum klorürün sıcaklığı sabit olmaz demiş. Sodyum klorür bir bileşiktir yani sam maddedir. Sam maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada yanlışlık yapılmıştır. Demire baktığımızda demir bir elementtir ve sam maddedir. Dolayısıyla hal değiştirirken sıcaklığı değişmez. Sodyum klorürün sulu çözeltisi bir karışımdır. Dolayısıyla hal değiştirirken sıcaklığı sabit değildir arkadaşlar. Üçüncü öncülümüze baktığımızda elektrik akımını iletir. Bildiğiniz gibi iyonik bileşikler katı halde elektrik akımını iletmez. Burada ise iletir demiş. Dolayısıyla burada hata yapılmıştır. Demir bir metaldir. Katı ve sıvı halde elektriği iletir. Doğrudur. Sodyum klorürün sulu çözeltisi de elektrik akımını iletecektir arkadaşlar. Baktığımızda 2 ve 3. öncüllerde hata yapılmıştır. Yani doğru cevap E seçeneği olacaktır. Katman elektron dizilimleri verilen X, Y ve Z atomları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Baktığımız zaman X ikinci periyot 8A grubunda yer alır arkadaşlar. İki katmanlı olduğu için ikinci periyottadır. Son katmanda da 8 elektron olduğu için 8A grubunda yer alır. Yani bir soy gazdır diyebiliriz. Y'ye baktığımızda ikinci periyot 7A grubunda yer alır. Bir halojendir arkadaşlar 7A grubunda yer aldığı için yani bir ametaldir. Z'ye baktığımızda 3 katmanlı 3. periyottadır. Son katmanda 1 elektron olduğu için de 1A grubunda yer alır. Yani bir metaldir, alkali bir metaldir diyoruz.
Birinci öncülümüz de demiş ki X doğada serbest atomik yapıda bulunur. X arkadaşlar soy gazdır. Atomik yapıda bulunur ve oda koşullarında gaz haldedir. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda ZY birleşiğinde Y ve Z iyonları X'in elektron dizilimine sahiptir. Y ve Z birleşiği iyonik birleşik oluştururken arkadaşlar Z bu bir tane elektronu verip 2,8 soy gaz elektron düzenine benzemek isteyecektir. Y de bu verilen bir elektronu alıp yine 2,8 soy gaz elektron düzenine ulaşmak isteyecektir. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Y ve Z doğada diatomik moleküler yapıda bulunur. Evet, Y ametal olduğu için diatomik moleküler yapıda bulunur ancak metaller arkadaşlar atomik yapıda bulunur. Yani diatomik yapıda bulunmaz. Dolayısıyla üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Periyodik sistemde atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementlerinin atom çapları arasındaki ilişki X büyüktür, Y büyüktür, Z şeklindedir. Buna göre X, Y, Z'nin birinci yoğunlaşma enerjilerinin karşılaştırılması ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir? Burada bize verilen bilgilere baktığımızda X, Y, Z'nin atom numaralarının ardışık olduğunu ve atom çapları arasında da X büyüktür Y, o da büyüktür Z şeklinde bir sıralama olduğunu vermiş. Aslında anahtar kelime burada arkadaşlar. Burada buradaki bilgiyle biz X, Y ve Z'nin aynı periyotta olduğunu söyleyebiliriz. Hocam neden aynı periyotta olduğunu söyleyebiliriz? Hemen anlatayım. Örneğin X'in atom numarası 1, Y'nin 2, Z'nin 3 olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ardışık sayılar. Bu durumda X 1. periyot 1A'da, Y 1. periyot 8A'da, Z de 2. periyot 1A'da yer alır. Bu durumda Z'nin periyot sayısı fazla olduğu için çapının en büyük olması gerekirdi. Baktığım zaman Z'nin çapı en küçük. Demek ki arkadaşlar X, Y ve Z farklı periyotlarda değil, aynı periyotta yer alması gerekir. Aynı periyotta soldan sağa doğru atom yarıçap arkadaşlar ne olurdu? Azalırdı. Baktığında X'in yarıçapının en büyük olması için en solda, Z'nin ise en sağda yer alması gerekir. Bildiğiniz gibi periyodik tabloda 1A ile başlar, 8A ile sonuçlanacaktır arkadaşlar. Şimdi bize verilen bilgilerden hangilerinin olabilirliğine bakacağız. İlk bilgimize baktığımızda Z'nin iyonlaşma enerjisinin X'ten büyük, X'in de Y'den büyük olması şartı demiş. Şimdi Z'nin çapının en küçük olduğunu biliyorum. Diyelim ki Z 8A grubunda yer alsın arkadaşlar. X 5A grubunda, Y ise 6A grubunda yer alsın. Bu durumda Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisi X'ten, X'in de birinci yoğunlaşma enerjisi Y'den daha büyük olacaktır. Dolayısıyla birinci öncül olabilir. İkinci öncüle baktığımızda Y büyüktür Z, o da büyüktür X demiş. Bu da mümkündür arkadaşlar. 4A, 5A ve 6A yapalım. Bildiğiniz gibi Z en sağda, X en solda yer alacak dedik. Y de bunların arasında yer alacak. Burada iyonlaşma enerjilerini kıyaslayacak olursak 5A'nın iyonlaşma enerjisi 6A'dan, 6A'nın iyonlaşma enerjisi de 4A'dan daha büyük olacaktır. Yani Y'nin birinci iyonlaşma enerjisi Z'den, Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi de X'ten daha büyük olacaktır. Dolayısıyla ikinci öncül de mümkündür. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Z büyüktür Y, o da büyüktür X. Bu da mümkündür arkadaşlar. Yine 1A, 2A, 6A ve 8A yazalım. Burada 8A Z, 1A X, 2A da Y olsun. Baktığımız zaman Z'nin birinci yoğunlaşmanın enerjisi en büyük. Daha sonra Y'nin birinci yoğunlaşma enerjisi büyük. En küçük olan da X olacaktır. Dolayısıyla üçüncü öncül de mümkündür. Cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacaktır diyoruz. Yukarıdaki periyodik sistemde yerleri belirten elementlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Birinci öncülümüze baktığımızda X, Y, K ve L'nin temel enerji düzeyi sayısı aynıdır. Temel enerji düzeyi sayısı periyot demektir. Baktığımızda X, Y, K ve L aynı periyotta yer almaktadır. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüze baktığımızda X ve Y metal, Z ve K ametaldir. Baktığımda X 1A grubundaki alkali metaldir arkadaşlar. Dolayısıyla metaldir. Burada sadece hidrojen metal değildir. Y'ye baktığımda 3A grubunda bulunur ve bir toprak metalidir.
metal diyelim. Z ve K 7A grubunda bulunur. Bir halojendir. Halojenler de ametaldir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüze baktığımızda Z ile K'nin, T ile L'nin değerlik elektron sayıları aynıdır. Baktığımda Z ve K 7A grubunda yer alır. Burada değerlik elektron sayıları 7'dir. Dolayısıyla aynıdır. T ve L'ye baktığımızda 8A grubunda yer alır. Ancak burada bir istisna var arkadaşlar. T'nin değerlik elektron sayısı 2 olmasına rağmen 8A grubunda bulunur. Dolayısıyla T'nin değerlik elektron sayısı 2, L'nin ise değerlik elektron sayısı 8 olacaktır. Yani aynı değildir. Cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacaktır. Katman elektron dizilimleri verilen X, Y, Z ve T atomlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır deniliyor. Öncelikle bize verilen atomların periyodik sistemdeki yerlerini bulalım. X için toplamda 2 katmanı bulunduğundan dolayı 2. periyot, son katmanında 7 elektron bulunduğundan dolayı 7A grubudur. Y 2. periyot 8A grubu. Z 3. periyot 2A grubu. Son olarak T 3. periyot 3A grubunda yer almakta. Grup numaralarını belirlerken son katmanlarındaki elektronlara bakıyoruz. Periyot numaralarını belirlerken katman sayılarına bakıyorduk. A şıkkı X ve Y 2. periyot elementleridir. Hem X'in hem de Y'nin periyodunu 2. periyot olarak bulmuştuk. A şıkkı doğrudur. B şıkkı X'in eksi 1 yüklü iyonu ve Y izoelektronik taneciklerdir denilmiş. İki taneciğin izoelektronik olabilmesi için elektron sayılarının ve elektron dizilimlerinin aynı, proton sayılarının farklı olması lazım. X ve Y'nin proton sayısını belirleyelim öncelikle. Bize elektron dizilimi verilen atomlar nötr olduğundan dolayı elektron sayısı ile proton sayısı eşittir. Burada 9 tane elektron olduğu için X'in 9 tane proton olacak. Y'nin 10 tane elektron olduğu için 10 tane proton olacak. Şimdi bize X üzeri eksi 1 ve Y ile ilgili soru sormuştu. X'in proton sayısı 9, Y'nin proton sayısı 10 dedik. X'in eksi 1 yüklü halinde toplamda 10 elektron bulunacak. Bunu nasıl buluyoruz? İyon yüküyle elektron sayısının toplamı protonu verecekti. Eksi 1 ile neyi toplarsak 9 yapar? Bu sorunun cevabı 10 sayısını, yani elektron sayısını veriyor. İki taneciğin izoelektronik olabilmesi için şartımız neydi? Tekrarlayalım. Elektron sayısının aynı olması lazım. Burada Y nötr olduğu için elektron sayısı aynı. Elektron dizilimi de aynı olması lazım. Elektron dizilimini yaptığımızda 2, 8. Burası da yine 2, 8 oldu. Elektron dizilimleri de aynı. Proton sayısı da farklı olması lazım. Evet, proton sayıları da farklı olduğu için bu iki tanecik birbirinin izoelektroniğidir. B şıkkımız da doğru oldu. C şıkkı birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir. İyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde periyot küçüldükçe aynı periyotta da genellikle grup büyüdükçe artmaktaydı. Ama 3 aşağı 5 yukarı kuralımız vardı. Buna dikkat edeceğiz. Peki verilen atomları iyonlaşma enerjilerine göre sıralayalım. Öncelikle periyoda bakıyoruz. Periyodu en küçük olan kimler? X ve Y elementleri. Birisi 7A, birisi 8A. Ne demiştik? Genellikle sağa doğru gidildikçe iyonlaşma enerjisi artıyordu. Genellikle dememizin nedeni de grupta iyonlaşma enerjisi şu şekilde değişiyor. Onu da yazalım. Evet, iyonlaşma enerjisi aynı periyotta bu şekilde değişiyor. Dikkat ederseniz 2A 3A'yı, 5A'da 6A'yı geçiyor. Biz buna 3 aşağı 5 yukarı diyoruz aklımızda kalsın diye. Bu duruma da dikkat edeceğiz. Tekrar söylüyorum, verilen elementlerden periyodu en küçük olan X ve Y'di. Gruplara baktığımızda Y'nin 8A grubunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Y'nin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Daha sonra X gelecek. Peki 3. periyot elementleri olan Z ve T'ye baktığımızda periyotlar aynı olduğu için gruplara göre yorum yapacağız. 2A ve 3A'dan iyonlaşma enerjisi daha büyük olan grup 2A'dır. Çünkü 3 aşağı 5 yukarı kısmına geldik. Küresel simetriden dolayı 2A grubunda bulunan Z, T'yi geçiyor. Bu özel duruma dikkat edeceğiz. O halde verilen atomların birinci iyonlaşma enerji sıralamaları bu şekilde olacak. Buna göre yorum yapacağız. Birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan Y'dir diyor. Evet, Y'dir. D şıkkı atom yarıçapı en büyük olan Z'dir. Atom yarıçapı da periyot büyüdükçe artmaktaydı. Aynı periyotta grup küçüldükçe artmaktaydı. Yarıçap artar diyelim. Yarıçap yorumlarken ilk bakacağımız durum periyodun büyük olmasıydı. O halde verilen atomları yarıçaplarına göre sıralayacak olursak periyodu daha büyük olan Z ve T'nin yarıçapı X ve Y'den daha büyük olacak. Aynı periyotta grup numarası küçük olanın yarıçapı daha büyük olacağından dolayı Z büyüktür, T diyoruz. Sonrasında ikinci periyot elementleri olan X ve Y'ye baktığımızda grup numarası daha küçük olan X elementinin yarıçapının Y'ye göre daha büyük olduğunu söyleyeceğiz. Bu da bizim yarıçap yorumumuz oldu.
Burada ne demişti? Atom yarıçapı en büyük olan Z'dir demişti. Evet, doğrudur bu öncülümüzde. Son olarak E şıkkına bakalım. T'nin birinci yoğunlaşma enerjisi Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisinden büyüktür. E büyüktür Z demiş. Birinci yoğunlaşma enerjisi sıralamasını burada yapmıştık. Z ve T'nin arasındaki ilişkiye baktığımızda Z'nin birinci yoğunlaşma enerjisinin T'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Burada ise tam tersini söylediği için E şıkkı yanlıştır. Sorumuzda bize yanlış olan sorulduğu için cevabımız E şıkkı. Unutmuyoruz arkadaşlar, aynı grupta 3 aşağı 5 yukarı kuralına dikkat ediyoruz. X, Y ve Z tek atomlu taneciklerinin elektron sayısı, nötron sayısı ve kütle numaraları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre X, Y ve Z tanecikleri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır demiş. Şimdi bu verilen taneciklere bir bakalım arkadaşlar. Öncelikle X için bakıyorum. X'in elektron sayısı 10'dur. Yazıyorum. Nötron sayısı 18'dir ve kütle numarası da 35'tir. Şimdi 35'ten 18'i çıkarttığımda proton sayısını bulacağım. 35'ten 18'i çıkartıyorum. 17 bunun proton sayısıdır. Normalde nötr halde proton sayısı elektron sayısına eşit olması lazım. Ancak elektron sayısının 7 az olduğunu görüyoruz. Demek ki X 7 tane elektron ne yapmıştır arkadaşlar? Vermiştir. Y'ye baktığımızda Y'nin elektron sayısı 18'dir. Nötron sayısı 20'dir. Ve kütle numarası da 37'dir. 37'den 20'yi çıkarttığımda proton sayısını 17 olarak bulurum. 17 protonu varken 18 elektronu varsa dışarıdan bir tane elektron almıştır diyebilirim. Z'ye baktığımızda arkadaşlar Z'nin elektron sayısı 18. Şöyle Z'yi güzel yazalım. Nötron sayısı 20 ve kütle numarası 40'tır. 40'tan 20'yi çıkarttığımda proton sayısı yani atom numarası 20 bulurum. 20 tane protonu varken 18 tane elektron kalmışsa 2 tane elektronu ne yapmıştır arkadaşlar? Vermiştir. A şıkkına baktığımızda X ve Z bir katyondur demiş. Katyon olması için artı yüklü olması lazım. Baktığımda X ve Z'nin artı yüklü olduğunu görüyorum. Yani elektron verdiğini. Dolayısıyla doğrudur. Y eksi 1 yüklü bir anyondur. Bakıyorum Y'ye. Eksi 1 yüklü bir anyon olacaktır. Y ile Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır. Y ile Z'ye baktığımızda proton sayıları farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynı olma şansı yoktur. Cevabımız C şıkkıdır. Diğer şıklara da bakalım. X ile Y izotop iyonlardır. X'e baktığımızda proton sayısı 17. Y'ye baktığımızda proton sayısı 17. Sadece bu yetmez. Proton sayıları aynı olduğu gibi kütle numaraları ya da nötron sayıları farklı olması gerekir. Nötron sayılarına baktığımızda ve kütle numaralarına baktığımızda farklı olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla izotop iyonlardır. Y ile Z izoton iyonlardır. İzoton olması için de nötron sayılarının aynı olması gerekir. Baktığımda Y ve Z'nin nötron sayısı aynı. Proton sayıları ve kütle numaraları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla bu ifade de doğrudur. Cevabımız C şıkkı olacaktır.